İyi iş çıkarttık. O zaman bu rakamlarda mutabıkız değil mi? Aynen. Hadi gidip şu ihaleyi alalım. Hadi bakalım. Ferit yalnız demiri tut. Hakan'ı alt etmek için arttırmasın lütfen. Aşk olsun hayatım. Duyan da adam için özel olarak uğraştığımı zannedecek ha. Zeynep haklı Demir. Hiç bulaşma. Daha fazlasını verebiliyorsa alsın gitsin herhalde. Ya tamam ya zaten hep birlikteyiz. Yalnız Hakan kaybettiğinde yüz ifadesini görmek için sabırsızlanıyorum. Kapalı zarf usulü verilen teklifler içinde en yüksek teklif veren 4 firma ihalenin açık artırma bölümüne katılmaya hak kazanmış bulunuyor. Kendilerini kutluyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Herhalde hepimiz hazırız. Öyleyse başlayalım. Arazimizin satış fiyatı 300 milyon TL. Önce Pusula Holding'e dönüyorum. Teklifiniz nedir? 320 milyon. DH Holding? 330 milyon. Kızılsular Holding? 340 milyon. Partex Holding siz? 345 milyon. Holding. 540 milyon. 545 milyon. Pusula Holding. 550 milyon. Daha fazla yukarı çıkamayız. Zarar ederiz. ...555 milyon. Pusula. 560 milyon. ...565 milyon. Hakan Bey, sizi uyarmak zorundayım. Sınırlarımızı çoktan aştık. Peşinat ödemekte zorlanacağız. Bakın, inanın ki batarız. 570 milyon. Sayın Başkan, 575 milyon. ...600 milyon. Hayatım, gerçekten dur artık. Biz de DH Holding olarak ihaleden çekiliyoruz. Öyle apar topar. Sakin ol. Nasıl ne yapıyorsun ya? Gidip bir de pişkin pişkin tebrik mi edecektin bunları? Ya bu rakamlarla kar etmeleri mümkün mü acaba? Merhaba, merhaba Hakan. Bir tebrik etmek yok mu ya? Ya öyle hemen sevinmeyin arkadaşlar. Öyle hemen sevinmeyin. O verdiğiniz fiyat teklifi gayet yüksek. O projenin altından kalkamazsanız sonra bana getirmeyin o projeyi. Ya Demet, sen akıllı kızsın. Şu kocanın saçmalamasına engel olur musun lütfen? Öyle mi abicim? Bir defa bu ihaleye ilk biz başvurduk. Siz sonradan girdiniz. Hem sen ve Ferit devamlı karşımıza yılan gibi çıkıyorsunuz. Bu tamamen üstü kuruntunuz sizin Demet Hanım. Yani bizim taraftan bakınca da her taşın altından siz çıkıyorsunuz böyle iblis gibi. Engin, benim karımla konuşuyorsun, ağzını topla. Engin, yürü gidelim hadi. İblis biraz fazla oldu Demet Hanım için. Sizin probleminiz ne biliyor musunuz? Kendinizi her zaman haklı... ...her zaman dürüst zannetmeniz. Ama sandığınız kadar temiz değilsiniz. Hiçbiriniz. Gidelim mi? Gidelim. Tamam hadi, hadi bakalım. Teyzesi çok yakın bir akrabası rahatsızlanmış. Acilen böyle çok duygulandı kaçtı.
Bay, ihaleyi kazanınca geleceğim demiştin ama ben yine de bize ekeceğini düşündüm. Söz sözdür. Engin ben. Nazlı, memnun oldum. İsminizi ve yemeklerinizi çok duydum. Öyle mi? Güzellerdir. Engin benim çok eski ve yakın bir arkadaşım. Bu da Asuman. Nazlı'nın kız kardeşi. Memnun oldum. Memnun oldum. Fazla içme istersen rahatsız oluyorsun sonra. Evet, içki benim midemi bozuyor biraz da. Hoş geldiniz. Benden bu kadar. Selam söyle anne. Biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi... Thank you.
Ne oldu? Yola çıktıktan bir saat sonra oluyor kaza. Leman Hanım ameliyatta, durumu iyi. Bulut yaralı ama durumu gayet iyi. Abim, Zeynep abla neredeler? Konuşsana Tarık, anlatsana. Demir Bey ile Zeynep Hanım'ı maalesef kaybettik. Ne? Nasıl yani? Olay yerinde, arabanın içinde maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Saçmalama Tarık, abuk sabuk konuşma. Daha dün biz... Tarık bırak, tamam. Aman! Bulut nerede? Emniyet kemeri takılıymış Bulut'un. Baygındı yani hastaneye geldiğinde ama... işte doktorlar bir açıklama yapacak birazdan, bekliyoruz. Çocuk iyi, hayat tehlikesi yok. Çarpmanın etkisiyle aracın o koltuğuna sıkışmış. Sadece bacaklarında hasar var. Nasıl hasar? Merak etmeyin. Kısa bir fizik tedaviden sonra eski sağlığına kavuşur. Yalnız yaşadığı şoku atlatması biraz uzun sürebilir. Biraz dinlensin. Ben sizi teker teker odaya alacağım, merak etmeyin. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Nasıl? Nasıl? Deniz! 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 İhtiyacınız olursa ben hemen gelirim. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Abla. Deniz. Deniz.
Yakın akrabalar mı? Demet Hanım. Rahmetli Demir Bey ile Deniz Bey'in kardeşi. Zeynep Hanım biliyorsun zaten. Ferit Bey'in kardeşi. Babaları şirketi zamanında ortaklaşa fırıyorlar. Bu Hakan denilen adam da şirkette çalışıyor o zamanlar. Pek sevilen bir tip değil ama. Zaten sonra kovuyorlar işte. Demet Hanım Hakan'la evleneceğim deyince kıyamet kopuyor tabii. Babası mirastan biraz pay verip resmen kovuyor aileden. Onlar da kendi şirketlerini açıyorlar. O günden beri de aileyle pek görüşmüyorlar zaten. Abi. Abicim. Abicim. Neden böyle oldu? Biz böyle küsme ayrılacaktık. Her şey herkese kızgın. Zamanla atlatacak. Kabullenmesi kolay bir durum değil. Sürekli çığlık atıyor, bağırıyor ama daha hiç ağlamadı. Beni alıyorum da ne oluyor abi? İçimin acısı geçmiyor bir türlü. Çocukcağız ne yapsın? Bulut çok büyük bir kayıp yaşadı. Ve bu durumu da hastaneyle özdeşleştiriyor. Son durumunu raporlayıp ona göre bir program yapalım. Ve Bulut'u en kısa zamanda evine gönderelim. Ha, evine tabii ya, evine. Annesi babası öldü lan bir çocuğun. Neyi evin yerine koyacak acaba? Deniz. Bir süre bende kalır. Annem toparlanana kadar. Sonra anneannesinin yanına geçer. Evet abi haklısın ya. Benim ev almış başını gidiyor zaten. Özür dilerim. Rica ederim. Yaşadıklarınız kolay şeyler değil. Aslında sizin tepkileriniz de Bulut'un tepkileri de gayet olağan. Tekrar geçmiş olsun. En son doğduğunda görmüştüm. Kocaman olmuş. Sen bir de ayaklanınca gör. Leman teyze çıkıyor mu? Taburcu işlemleri yapılıyor. Merhaba Ferit. Hoş geldin. Ben gideyim o zaman. Bulut uyuyor nasılsa. Sonra gelirim yine. Görüşürüz. Abi benim de başım çatlayacak. Eve gideceğim. Tamam sen git. Annemle Bulut'u zaten bugün çıkartıyoruz. Biz de görüşürüz artık. Deniz. Baban seni benle Demir'e emanet etmişti. Maalesef abin artık aramızda yok. Ama ben varım. Bulut da sen de artık bana emanetsiniz. Sizin kılınıza bile zarar gelmesine asla izin vermem. Hemen biraz dağıldım da biraz desteğe ihtiyacım var. Eve gideceğim. En kısa zamanda toparlanacağım. Dimdik yanında olacağım. Bakalım yakışıklı yeğenim benim. Bir şeyler izleyelim seninle. Hop. Yastık koyayım arkana. Gel. Düzeltelim şu yastığı da.
Rahat mısın Bulut'cum? Kumandaya uzanamıyorum. Al bakalım. Tamam İkbal Hanım. Ferit, bir bakar mısın? Bulut'cum ben eşyalarını odana götürüp geliyorum, tamam mı? Bela Hanım aradı. Yarın sabah hemşire başlıyormuş. Fizyoterapi randevularında o ayarlayacak. Ferit biliyorum nasıl olacak diyorsun ama... ben de senin bir kardeşini unutma. Üstesinden geleceğiz bu günlerin. Sağ ol. Ben şu Bulut'a bakayım çıkıyorum ondan sonra. Tamam. Evet hadi bakalım Bulut Bey. Bugünlük yeter. Bulut'cum kapatıyorum televizyonu. İzlemiyorsun bile. Ya izliyorum. Bulut'cum hani Engin abin gittikten sonra ben sana kitap okuyacağım demiştim. Sen de tamam demiştin. Hayır istemiyorum. Dondurma yiyeceğim ben. Dondurma olmaz ki bu saatte. Yatma vakti geldi. Yarın yeriz olur mu? Ya hayır şimdi yemek istiyorum canım. Tatlı istiyor. Ama tatlı yok ki evde. Ben yarın sana istediğini aldırtırım olmaz mı? Olsaydı yapardı bir şeyler. Ne zaman gelecek? Bulut, Nazlı bir daha gelmeyecek. Yerine çok yetenekli bir aşçı gelecek, bir de yardımcı abla. Sen ne istersen, ne yemek istersen pişirecekler, tamam mı? Hadi bakalım, somurtmak yok. Gel bakalım, gel bakalım. Sevimli canavar seni.